Merhaba arkadaşlar. Yeni işletim sistemlerinde ve Windows 8'e geçtikten sonra artık aldığımız notebookların içinden Windows 7 veri çıkmadığı için ilk yapacağımız işlemlerden biri bir kurtarma diski oluşturmaktır. Windows sürümünüzü USB diske kaydedip ve saklayın. Çünkü ileride bilgisayarınız bozulduğunda geri dönüşüm için format gerekecek. Format atmanız gerektiği zaman herhangi bir CD'den vesaireden kopyalamak oldukça problem olabilir. Artı lisans problemi de yaşayabilirsiniz. En güvenli yol bir kurtarma diski oluşturmak. Bu işlem sanıldığı kadar zor değil. Oldukça basit bir işlem. 16 GB büyüklüğünde bir USB bellek alın ve bunun içine sisteminizi yedekleyerek bir kenara koyun. Çünkü özellikle Ultrabook kullanıyorsanız zaten CD sürücünüz de olmayacak. Bu yüklemeyi mecburen USB disk üzerinden yapmak zorundasınız. Onun için yedek almak her zaman için fayda var. Çünkü bilgisayar çöktükten sonra bunu geri yüklemesi oldukça problemli olabilir. Hemen işlemimize başlıyoruz. Denetim masasına girdikten sonra kurtarma bölümüne tıklıyoruz. En üstte kurtarma sürücüsü oluştur diye bir seçeneğimiz var. Hemen açıyoruz. Eğer daha önceden kurtarma bölümü oluşturulmuşsa buraya da atabilirsiniz. Ama daha güvenli bir yol var. USB atmak daha iyidir. Hemen seçeneği kaldırıp ileri diyorum. Şu anda bilgisayarda herhangi bir USB bellek bağlı değil. O yüzden benim boş olan SSD diskimi görecek. Ben şimdilik göstermelik olarak buraya yükleyeceğim. Siz tabii ki USB'yi taktığınızda bu listede USB'niz görünecek. Bu yükleme işlemi sırasında USB belleği formatlayacak. Formatlayacağı için içinde herhangi bir belgeniz varsa onun yedeğini mutlaka alın. İleri diyoruz. Zaten burada bir uyarı veriyor. USB bellek sürücüsünün içindeki tüm bilgiler silinecektir diye. Oluştur dediğimiz zaman yaklaşık 10 dakika civarında sürüyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. İşlem bittiği zaman USB diskiniz hazır olacak. Peki nasıl geri yükleyeceğiz? İleriki videolarımda VirtualBox grubunu anlatacağım. Orada BIOS ayarlarında nasıl bir işlem yapmamız gerektiğini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadar bilmeniz gerekli. Gördüğünüz gibi yedek alma işlemi oldukça basit. Çok kısa bir işlem. Bu işlemi mutlaka yapın. İleride problem yaşamamak için en basit yoldur. Her zaman için yedeğinizde bir USB belleğinizde Windows sürümünüzün bulunmasında fayda var. İzlediğiniz için teşekkürler.